Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ubuntu Server üzerine Apache kurmayı, MySQL Server kurmayı ve PHP MyAdmin kurmayı göreceğiz. İlk olarak sistemde sudo arkadaşlar super user demek. Super user şartlarını yani komutları super user olarak çalıştır demek. apt get update bunu her zaman uyguluyoruz arkadaşlar. İlk önce sistemin güncelliğini kontrol ediyoruz. Türkiye'deki yansılar anladığım kadarıyla biraz yavaş çalışıyor. Dolayısıyla server'a bağlantı ve bilgi almak biraz geç geliyor arkadaşlar. Daha sonra bu depoları değiştirmeyi de hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitti. Tekrar sudo apt get install. Arkadaşlar bu bizim komutumuz. Bir komut satırından program yüklemek istediğimiz zaman sudo apt get install komutunu kullanıyoruz. Daha sonra yüklemek istediğimiz programın ismini yazıyoruz. Apache'yi yükleyeceğiz. Tabii ki 2'yi yükleyeceğiz. Apache 2 utils yükleyelim. Enter'a basalım. Biz daha önce bunları zaten kurmuştuk. Buradan PHP'ye geçelim. Sudo apt get install php 5 lib apache no apache 2 no mod php 5 php 5 PHP 5 YPT Enter. Şunu galiba yanlış yazdık arkadaşlar. PHP olarak varmış. PHP ile olarak varmış. PHP 5 boşluk. PHP 5 bir kuralım. PHP 5 niye yok? No. Yes. PHP var. Q. Güzel. PHP kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi PHP için sudo apt get install php lib apache to mod php PHP macrit mscript onu yüklüyoruz. Bundan sonra PHP 5
Evet. Sudo. Şimdi arkadaşlar MySQL server kuracağız. Sudo apt-get install php MySQL server MySQL server kuracağız. MySQL client PHP MySQL kuracağız. Apache mod Apache 2 mod auto MySQL kuracağız. PHP PHP MV string kuracağız. PHP GD kuracağız. Bir Apache 2 mod PHP kuracağız. Evet. MySQL server'ımızla beraber bir Apache mod MySQL şurada komutu yanlış. Bir Apache 2 mod auto evet diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar komut satırından her bir yüklenecek programı seçebiliyoruz. Fakat diğer archive sonuçlarına bağlantıda biraz yavaşlık var. Hızlı değil anladığım kadarıyla. Veya bugün yoğun olabilir. İnternet bağlantı hızımız güzel. 747 kb 956 kb'lar da indiriyor. Burada arkadaşlar MySQL root şifresini istiyor. Onu veriyoruz. Tekrar etmemizi istiyor. Tamam tıkladıktan sonra MySQL root şifremizi verdik.
Kurulum işlemi bitti arkadaşlar. Servis Apache Start. Sudo min apt sudo apt get install vim. Vim komut satırından bir program arkadaşlar. Bir editör. Tabi klasik V üzerinden entegre olarak geliyor. V kullanmayı bilen arkadaşlar pratik olarak işlemlerini yapabilirler. Herhangi bir editöre bağlı kalmadan. Sudo etc init de apache 2 restart diyelim. Apache server'ımız şu an çalışıyor arkadaşlar. Hemen v ile var w içinde info php diye bir dosya açalım. Insert. Hemen birkaç tane php komut girelim. Php info noktalı virgül kapat x enter. Insert. X. Insert. Dosya yazmak için açılamıyor. O zaman Q. Tabii biz sudo super user olmadığımız için bizim yetkimiz olmadı. Dolayısıyla sudo'yla tekrar girdik. PHP info escape noktalı virgül x. Şimdi arkadaşlar bizim dosyamız yazıldı şu an. Start yaptık. Şimdi de apt sudo apt get install php myadmin yükleyelim. Evet. Burada arkadaşlar biz Apache'yi çalıştırıyoruz. Apache de çalışacak. Evet. İşlemleri yaptı. Ayarlamaları da yapıyor.
Evet diyelim. Şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Şifremizi tekrar giriyoruz. Tamam. Evet. İşlemlerimiz şu an gerçekleşmiş durumda. Sudo apt get install Linux arkadaşlar tekst tabanlı bir browser. Yani konsoldan internete girmek için kullanacağımız bir sistem. Şimdi onu yüklüyoruz. Linux Enter. Şimdi arkadaşlar burada karşımıza bir text ekran çıktı. Biz go tıklayacağız. HTTP localhost info php bulamadı. Go http 127.0.0.1 enter. Evet. Main index dosyamız geldi. Go HTTP 127.0.0.1 info php not found. Hemen şöyle yapalım. ls var w. Gördüğünüz gibi arkadaşlar HTML dosyalarının içine şey yapmamız lazım, atmamız lazım. Biz yanlış yapmışız. Ne yapıyoruz? Sudo mv html var info nereye? Çok şükür ya. HTML dosyasının içine atacağız. ls var w html. Gördüğünüz gibi indeks dosyamız da orada. Şimdi Linux çalıştıralım. Go diyelim. HTTP localhost info php. Gördüğünüz gibi info php'miz de çalıştı. Şu an biz buradan kurulu olanları sistem üzerinde görebiliyoruz. Evet. Q tıklayalım. Çıkalım. Şimdi Apache'yi kurduk arkadaşlar. MySQL server'ımızı kurduk. Sudo start. MySQL user root password 2132 diye basmış ve verdik. Şu an MySQL server'a geldik. Show databases. Şu an database'leri görüyoruz arkadaşlar. Hemen örnek birkaç uygulama yapalım. Create database örnek diyelim.
use örnek create table user enter id integer not null primary key auto increment name var 128 enter evet table'ımız da hazır show tables tamam MySQL server'ımız çalışıyor arkadaşlar PHP server'ımız çalışıyor kurulumu yaptık. Şimdi diğer bir server'dan bunların bağlantısını yaparak testlerini yapacağız. Gördüğünüz gibi server ayarları komut satırından bu şekilde uygulanmış oldu. Tabii server'la ilgili kuracağımız programları önceden bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunların tespitini yaptıktan sonra komut satırından bu şekilde instalasyon yapabiliyoruz. Bir de hazır paketler var. LAMP server gibi. Yani Apache server, MySQL, PHP'nin, PHP MyAdmin'in otomatikman üzerinde kurulduğu serverlar. Onlar da tek bir komutla sisteme kuruluyor. Ve sizin konfigürasyonu yapmak için ayrıca bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Tabi yeni başlayanlara LAMP server gibi tek kalemde kuracakları bir sistem tavsiye ederim. Ama default Apache ve MySQL server kurmakta büyük fayda var. Gelecek ders buluşmak üzere arkadaşlar. Allah işlerinize kolaylıklar versin. Kolaylıklar ihsan etsin. Burada reboot komutu sudo ile uygulandığında bilgisayar kapanıyor. Evet.